Merhaba. Karadeniz Ereğli'ye geldik. Evet, meşhur Karadeniz Ereğli'si. Bakalım sen nasıl karşılayacaksın bizi? Yap bir güzellik gider ayak. Bu arada Karadeniz Ereğli'nin içinde durulabilecek bir yer yok. Sadece Ereğli'yi gezeceğiz. Evet. Bir iki merak ettiğimiz yer var. Önce oraları gezeceğiz. Hemen şöyle manzaraya doğru çevireyim ben, yolları göstereyim. Burada da standart palmiyeler, sahil bu şeridinde. Çok cici bir trafiği var, vızır vızır. Çok cici, çok gereksiz, çok. Ereğli antik kenti varmış. Allah Allah, haritalarda görmedim hiç öyle bir yer. Ben de görmedim. Neyse, bakarız ilk durağımıza gidince. Evet. Bu arada mikrofonlarımızı deniyoruz yine. Araç içi çekimde. Camlarımız açık. Eğer gürültü gelecek mi gelmeyecek mi? Sebebi camlar. Ona göre bu videoyu izleyip düzenlemeden önce camları kapatarak çekim yapacağız bundan sonra. Farklı bilgisayarlardaki kullanıcılar yorum yaparsa seviniriz. Çünkü bazı laptoplarda ses çok kısık çıkıyormuş. Evet. Ama laptopunu değiştiren bir arkadaşımız sesin normal olduğundan bahsetti. Evet. Meğer sorun sizde değilmiş, bendeymiş falan diye mesaj geldi. Öyle. Yani şu anda eğer gürültü varsa mikrofona rağmen camları yüzünden bir sonraki çekim aşamasında camları kapatarak çekeceğiz. Evet, şimdi Ereğli'de nereye gidiyoruz? İlk durağımız neresi? Ereğli'de Cehennem Mağarası var. Cehennem Mağarası. İlk durağımız orası. Cehennem Mağarası'na gitmeye çalışıyoruz. Yoğun trafik altında. Cehennem Mağarası'na gittikten sonra da başka da bir yer yok zaten. Başka da bir yer yok zaten. Sonra bakacağız. Önce bir oraya gidelim, gezeriz. Burada bir karavan varmış. Doluşumda. O zaman hadi gidelim. Cehennem ağzı mağaraları. Oo, karşıdaki bina ne güzelmiş. Evet. İlk durağımız Cennet Cehennem Mağaraları. Hayır. Aslında Cehennem Ağzı Ören Yeri diye geçiyoruz. Tam ismini söyleyeyim. Tam ismi Cehennem Ağzı Ören Yeri. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Girişler ücretlidir demiş. Bakacağız bakalım. Böyle muhteşem bir alandan giriş yapıyoruz. Daha ücret ödeyemedik. Burada çok güzel ağaç işlemeleri yapan dükkanlar var. Çok güzel, evet, işler yapmışlar. Çakılar, hediyelik eşyalar satan bir dükkanlar girişinden geçerek giriyorsunuz. Dijital müze kart. Antik kent giriş. Dediği yerde burası olabilir mi ya? Ne? Şeyler falan var. Antik kent dediği yer. Belki de. Evet, şimdi müze kartımızı okutalım gişeden. 3 tane mağara var bu bölümde. Mağaralardan ilki kilise mağarası. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde gizli saklı tapındıkları yerlerden, Hristiyanlığı yaymaya çalıştıkları yerlerden birisi burası. İçeride Aziz Nikolas'ın Rahit Kaya mezarı var. Mozaikler falan var sanırım yerde. Her yere basamız olsunuz tabii ki. Burası doğal bir kaya oyularak yapılmış bir kilise. Aynı zamanda bu alanın içerisinde apsis, dilek kuyusu, asa izleri de bulunmaktaymış. Dilek kuyusundaki paraları topladık. Cehennem Ağzı Mağarası ve Ayazma Mağarası'na doğru devam ediyoruz. Şöyle Cehennem Ağzı Mağarası yukarıya doğru. Ayazma aşağıda. Hangine gidelim önce? Yukarı mı? Yukarı. Rüzgar başladı. Mikrofonumu koruyorum. Bu mikrofonlar iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Ama bizim daha fazla konuşacağımız kesin. Şimdi Cehennem Ağzı mağarasındayız. Cehennem Ağzı. Teolojiye göre milattan önce 1200'de... Bana çevirme o tarafı, çevir. Sen gözük. Ama sen anlatıyorsun. Işınızı koruyun. 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 Işık da yok çünkü içeride. Hadi ışık da yok içeride. Şöyle hem telefonu tutayım. Varmış içeride var ışık. Var mıymış? Ama buradan çok karanlık gözüküyor.
Basamaklar da eğik, dikkat et. Evet. Yani 1.90'dan yüksek olanlar buraya giremez. Evet. Öyle söyleyeyim size. Kiloluysanız da biraz zor. Çünkü ikimizin şu pozisyondayız. Buraya Cerberus'u nasıl çıkartmış? Üç başlı köpeği nasıl çıkartmışsın buradan ya? Sen girdin de bir de onu mu çıkardın ha? Abi canım. Ki şu haliyle merdivenler falan var yani. Yerler ıslak ve nemli. Evet. Ve eğimli ve metal kayıyor. Ama içerisi çok kısaltıyor. Çok eğimliymiş burası. Dikkat et. Çok güzel bir yere geldik. İnanamazsınız. Evet, içerisi çok güzel. Kafayı yersiniz. Kafayı yersiniz. Meryem Ana Süliyeti varmış orada, Kerberos. Şimdi hazır mısınız? Hemen gösteriyorum size. Vallahi fotoğraflardan gördüm ama o kadar güzel olduğunu beklemiyordum. Bakın. Çok iyi. Harika. Şu tarafta inelim. Evet, dikkatli in. Orası çok çamur olabilir. Buralar bile çamur. Dikkatliyim. İnmeden şuradan fotoğraf çekeyim. Bir de mesela normal şartlarda bu tür alanlarda nem kokusu olur. Burada nem kokusu yok. Evet. Mısır kokuyor. Mısır kokuyor. Meryem Ana Silüeti. Neredeymiş Meryem Ana Silüeti acaba? İşte belli bir ışık açısıyla gözüküyormuş. Meryem Ana Silüetinden bahsediliyor ama. Bakıyorum. Şurası mı? Bence oradaki karartıdan bahsediyor. Şundan bile bahsediyor olabilirler. Neyse, ben şu açıdan manzarayı çekeyim arkadaşlar. Suyun berraklığı efsane. Su valla direkt böyle atlayır su yani. Evet ya. Uf, nasıl soğuktur burası. Kerberos. Ay. Çok güzel. Şu açıdan çok güzel görünüyor. Hemen fotoğraf çekeyim. Hani mağaranın girişi biraz sıkıntılı ama gerçekten efsane. Şey, yani dikkatli inildikten sonra eğer çok yapılı değilseniz, yapılıysanız biraz yapılı ve kiloluysanız biraz sıkıntılı olabilir. Ha. Bir de klostrofobiniz varsa başlangıçta sıkıntı yaşayabilirsiniz ama bu kısım gerçekten mükemmel. Senin telefonunu verir misin? Ah. Benimki bulanık gösteriyor biraz. Üç başlı köpek diyor şu tarafa doğru da. O taraftan çıkartmış herhalde. Orada bir ufak uzantı var içeri doğru. Evet, burada kayanın altına doğru giriyorum sizin için ama bu tarafta böyle dostlar. Şuradaki ışıklar çok patlıyor ya. Şurası çökmüş gibi. Ve evet. Geldiler. Kaçalım, evet. Kafaya çıkarken de çok dikkat edin. Bak şuradan çıkıyorsun işte bak. Ya çok acayip eğimli. Aman aşkım. Yok. Ayağın üstüme doğru kaydı. Şimdi şu açıdan güllerini de göstereyim. Şöyle güllerini de göstereyim size. Hani bedavadan eğilmiyorum. Hani kameralara oynama gibi bir durum söz konusu değil. Taş var, çok eğik. Çok dar bir alandan merdivenleri buraya nasıl koymuşlar? Hayret verici. Tamam. Kafa, sırt. Görüyorum. Evet. Çok güzel ama içerisi ya. İçerisi. Buradan da gidilebiliyormuş. Evet. İçerisi efsane. Buraya mutlaka gelin abi. Dediğim gibi hani 2 metre boyunuz yoksa. Ya fotoğraflardan çok güzel gözüküyordu ama gerçeği gerçekten bambaşka. Hadi gidelim. Şimdi Ayazma mağarasına doğru gidiyoruz. Çok iyiymiş. Çok. Acayip böyle. O su oraya nereden geldi? O kadar temiz. Bir de fark ettin mi? Kayalar çok nizami. Evet. Dip kayalar. Kesilip kesilmiş gibi sanki. Kesilmiş gibi. Çok enteresan bir yer. Neydi? Aynalı Göl müydü? Evet. Şeyde gitmiştik ya. Evet. Mesela orada da bir göl var ama o bayağı doğal bir oluşum yani. Kayaların arasında o su çıkmış. Buzul Gölü. Belli ki bir düzenleme yok burada ama işte dediğin gibi karşı iki köşe özellikle bayağı havuz kenarı gibi. Evet. Buraya girmeye çalışmayın boşu boşuna. Üçüncü mağara ileride diyor. Büyük ve doğal bir mağara olup
Tavanı çapa ve el baltası ile düzeltilmiş olmalıdır. Mağaranın batısında büyük bir gölet bulunmaktadır. Roma ve Bizans döneminde kullanılan mağaranın suyu kutsal sayıldığından Ayazma adını almıştır. Muhtemelen dinsel törenlerin yapılması için kullanılmıştır. Buranın tavanını baltalarla düzlemişler. Evet, yontarak düzleştirmişler diye yazıyor. Tabii açısal olarak buradaki su görünmediği için netliği gözükmüyor şu kadar. Işıklandırma yok doğru düzgün bu tarafta, diğer taraf gibi, ama burası da net. Burası kutsal bir alan olduğu düşünülüyormuş. Ayin merkezi olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Şey falan da yapıyorlar ya, Klaros'ta. Evet. Suda kahinler öngörülerini söylüyorlar falan savaşlara gitmeden önce. Evet. Burası da böyle bir yer dostlar. Kocaman bir kaya kütlesinin burası altı. Doğal bir mağaraymış bu arada, şey değil yani. Açılmış bir yer değil. Bir tek kilise mağarası insan gücüyle açılmış. Diğerleri doğal mağaralar. Bu düzeltme yapılmış. Evet, düzeltme yapılmış tamamen. Yani üstümüzde kocaman bir dağ var aslında. Ya evet. Yani kocaman bir dağın altındayız şu anda. O hissiyatı yaşamak bambaşka bir duygu. Çok güzel. Klostrofobiniz olsa bile buraya girebilirsiniz. Evet, açık geniş bir alan çünkü. Gördüğünüz gibi kapı hemen şu tarafta. Giriş tarafı. Rahatlıkla gelip gezebileceğiniz güzel bir yer. Tabii biz size burayı ev konforunda gezdiriyoruz. Sırf siz yorulmayın diye. O yüzden artık videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsınız. Bekliyoruz. Kaçak yolculuk yapmayın. O zaman yeni bir noktaya doğru devam ediyoruz. Hadi gidelim. Büyüleyici. Çok. Çok farklı yerler. Şimdi Karadeniz Ereğli Müzesi'ne gidiyoruz. Eski bir evin içerisinde. Haritadan bakınca hemen denizin üst sokağıymış gibi gözüküyor ama denizin üst sokağı bayağı yükseklerde. Evet. Manzaraya karşı kafeler, merdivenler, masalar, sandalyeler. Sanki çok yanlış yere çıkacakmışız gibime geliyor ama. Ama geldi gibi de gösteriyor haritaya bakarsan. Haritaya göre 50 metre. Hadi bakalım. Mardin'in ara sokakları gibi değil mi? Evet. Bizim yürüyerek geçtiğimiz zaman arabaların olduğu yer. Şurası mı? Burası. Vallahi burası. Vallahi burası. Pazartesi hariç her gün açık diyor da burada bir yere park edemeyeceğiz gibi. Biraz sol tarafımız silme geçiyor duvarlara. Evet. Dar bir sokak. Sağda da araçlar park etmiş. Buradan çıkışta mı yok? Bari girişin olmadığını söyleseydiniz. Şuraya dur bari. Madem çıkamayacağız duralım. Müze binası bu. Çok güzel bir müze binası ama aklınızda olsun, bu müzeyi ziyaret etmeye gelirseniz sahile gidin. Sahilde park edin ve merdivenlerden yukarı çıkın. Çünkü haritaya bu yolun geri dönüşü yok. Bakalım nasıl döneceğiz. Önce bir girelim gezelim de. Evet, bakacağız. Baş döndürücü merdivenler. Şimdi burada en üst kata çıkıp en üst kattan aşağıya doğru gezmeye başlayacağız. Karadeniz Ereğlisi'nin geleneksel ev düzenini gösteren kata geldik. En üst kattayız. Şimdi ev değil, şato. Kesinlikle öyle. Günlük oda dedikleri yer burası. Günlük odaları böyleymiş. Tabii şunların günlük odada olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir alan mevcut. Hepsi sedir, divan. Evet, evet. Böyle derler ya. Yatak odası bölümü. Buradan buraya dolap. Şundan bizde vardı. Ya annemin evet. Sehpaları. Evet, onun büyüğü. Evet. Burası yine bir ortak kullanım alanı. Misafir odası. Beyler nargile tüttürürken. Radyo eşliğinde. Evin kızları, gelinleri de misafirlere kahveyi burada hazırlıyor. Evet. Hemen bu tarafta oturma odası. Bu taraftaki oturma odasında evin hanımları günlük işlerini hallediyorlar. Kadınlar hep çalışıyor. Semalar çok güzelmiş. Evet. Şeyli, kömürlü. Evet, kömürlü semalar.
Yalnız tam kadınlar hep çalışıyor cümlemin üzerine de lafı karıştırmadım. Kaçırmadım. Şimdi bir alt kata iniyoruz. Aslan başlı sütun. Çok güzel. Bu arada müzenin içerisinde ünlü pandemim sanatçısı Crispus'un mezar anıtı da bulunmakta. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara ait olan bu mezarı burada da ziyaret edebilirsiniz. Crispus kendisi pandemim sanatçısı. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyılda yaşamış ünlü bir pandemim sanatçısı. Kendisi tiyatronun altın çiçeği olarak görülmüşler vakti zamanında. Hadi bakalım şimdi ne yapacak? Acaba oraları işletmeden mi açıyorlar? İşletmeden zannetmem. Açarsa zabıta açar buraları. Şuradan ya şuraya geçebilsek dönmek çok kolay olacak ama. No, şuradan yapacağım manevrayı. 20 manevra falan. Mecburen. Ben bakayım dışarıdan sana. Tamam. Tebrikler. 85 manevra sonrası. Yok ya 85 olmadı. 15 falan oldu. Daha da az olurdu da. Motor vardı önünde ya. Tam ona denk geldi. Az daha içeriden de dönemedik. Mümkün olmadı. Evet. Motor biraz bozmuş. Bu yola girmeyin arkadaşlar. Dediğimiz gibi sahil tarafında bırakın bırakacaksınız aracınızı. Buraya geleceksiniz. Çünkü hemen altta merdivenler var. Merdivenlerden yukarıya çıkılabiliyor. Ama Halis'e buraya getirdi maalesef bizi. Evet. Evet dostlar, Karadeniz Ereğli böyle. Çok güzel minicik bir yer. Zaten çok meşhur da bir yer Karadeniz Ereğlisi. Ereğli Demir Çelik Fabrikası hemen ileride. Sahil boyuna inmiş olduk böylelikle. Evet. Birazcık aralardan, derelerden. Sahil normalde iki şerit ama sağ tarafta park eden arabaları görüyorsunuz. İnsanlar sıcaktan bunalınca kendini sahile atıyor doğal olarak. Oldukça kalabalık. Evet. Ve güzel bir tabela gördüm. Karşı. Nedir bu güzel tabela? Motosikletleri fark edin tabelası. Evet evet. Burada çok var. Çok fazla motor kullanımı var muhtemelen. Dar sokaklar. Dostum. Son sola dönmek için en sağ niye geçtin acaba? Şimdi nereye gidiyoruz? Valla şimdi hiç bilmiyorum. Nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bir yer seçemedik. Yoldan çıkmak da ilk. Evet. Sakin bir yerde aracı park edecek bir yer bulabilirsem. Gezecek bir yer daha vardı. Yolumuzun üzerinde olmalı. Bu tarafta bir yerde olmalı. O yüzden bu tarafa doğru geldim ama emin de değilim. Doğru yerde miyim, değil miyim? Muhtemelen doğru yerde. Çünkü sahil boyundan devam ediyor. Dilleriye doğru. Bakalım hep beraber göreceğiz az sonra. Sonunda. Diğer gezmek istediğimiz yerin önünden geçip gittik. Çünkü park edecek hiçbir yer yok. Gel bak sen dışarı bak gel. Yavaş yavaş. Park edecek yer olmadığı için de ilerleye bir 3-4 kilometre kadar uzaklaştık sanırım. Bu sıcaklıkta oraya geri dönüp yürümek gerek yok. Orayı göremeyecekmişiz. Adını da söylemedik nasıl olsa. Bu arada Karadeniz Ereğlisi'nden çıkış yapabiliriz. Çünkü dediğim gibi burada konaklayacak bir yer yok. Konaklamaya uygun bir bölge değil. Halaplı sahil tarafında bir park alanı var. Tamam. Oraya bir bakalım. İlk orası mı önümüzde? Evet, ilk orası var. Oraya bir bakalım. Oradan sonra duruma göre bakarız. O zaman yola devam ediyoruz. Thank you.
Ereğli'den çıkarken o kadar çok trafik lambası vardı ki hep güneşe kaldık. O yüzden Max'i böyle gölgelik yaptık Max'e. Şimdi biraz daha gölge geldi. Halaplı'ya gelmek üzereyiz. Yol kenarında da değil aslında. Sağ şeridi bayağı kaplamış araçlar vardı. Aşağısı acayip kalabalık bir plajdı. Acayip kalabalıktı yani. Çekmek istedim aslında ama yapamadım. Evet, istediğin gibi gösteremedin. Yani kullanamayacağız büyük ihtimalle orayı. Alaplı'ya geldik. Bakalım Alaplı nasıl olacak? Şey vardı, plaj tesisleri vardı. 2-3 tane şey, su kaypark tarzı, işte kaydırakların falan olduğu yerler vardı. Yani uzun bir yol boyunca herkes oralara gitmek için ya, yol üzerine park etmişler arabaları. Evet, ana yol üzerindeyiz aslında. Ha, karavanlar vardı bir de bu arada orada. Evet evet, yani ana yol üzerinde nasıl o kadar park etmeye cesaret edebiliyor insanlar bilmiyorum. Yani direkt kazaya sebebiyet verebilir. Şöyle hemen hızlıca dönelim. Çok güzel bir Honda olacak. Var. Sahil tarafından devam ediyoruz. Sağ tarafımızda çok güzel minik bir plaj vardı aslında ama hafta sonu kalır mıyız kalmaz mıyız bilmiyorum ama kalabalık olacak kesin. Kalabalık olur. Evet, Alaplı sahile geldik. Evet, çok güzel bir Alaplı yer. Alaplı sahile gelir gelmez hemen yan tarafta bir karavan var. Onlarla tanışıp sohbet ettik. Nerelilermiş arkadaşlar? İngilizlermiş. Ha doğru. Onlarla sohbet ettik. Burası hakkında da uzun uzun bilgi aldık. Evet. Ülkemiz hakkında da uzun uzun bilgiler verdik. 4 gündür buradalarmış ve sessiz sakin bir yermiş. O yüzden bu gece buradayız. Belki bir gün daha kalırız. Evet, hafta sonunu geçirebiliriz belki. Evet. Gerçi hafta sonu nasıl olacak onu bilemiyoruz ama bakalım şansımıza. Yani küçük bir alan olunca kalıp kalmama konusunda biraz endişe etmiştik aslında ama şimdi aldığımız bilgilere göre gayet keyifli, sessiz, sakin bir yermiş. Şimdi sahili yürümeye gidelim, Max'i yürütelim hep beraber. Evet. Bir amfi, orta alanda gölgelikli masalar, çardaklar. Piknik alanları, burada bir amfiteyatro belediyeye ait. Evet. Güzel bir yer yapmışlar. Güzel bir sahil, trafik sesi de çok yok, iç tarafta kalıyor çünkü yol. Otopark alanında tam ekranın ortasındaki yer, karavanımızı görebiliyor musunuz? Gel. Ama plajı yok. Şu anda çok rüzgar olduğu için sesin nasıl geliyor? Bu bir deneme çekimidir. Eğer sesin çok rüzgar sesle geliyorsa sadece görüntü olarak kullanacağız. Peki. Ve Max görevini tamamlar. Görevini tamamlayan Max görevi Tolga'ya devretti. Ben de görevi devraldım. Şimdi yavaş yavaş geri dönelim. Şu arkamızda bir çeşme var. Hala suyumuz yok. Buraya gelirken de su doldurmamıştık. Bu çeşmeden oraya en azından bir iki şişe su taşıyalım. Olur. Peki. Komşuların köpekleri Max'leri fark ettiler. Evet, artık evimize yerleşelim. Evimizi yerleştirelim. Evet, saatler sonra. Evet, özel bir tarif geliyor sanki bu akşam. Evet, çoktanları yapmadığımız bir şey yapayım dedim. Hazır böyle sessiz, sakin. Evet, hem de büyük tavalarla. Evet. Ne kadar dökeceğim? Bir kaşık. İki kaşık dökeceğiz de birinde dur. Kaşık sıvıyor. Üç kaşık. Biz şeyi, pizza videosunu Köprülü Kanyon'da yapmıştık değil mi? Evet. Müthiş bir doğrusu. Manzara eşliğinde. Evet, hamurumuz dinlendi galiba sanki. Hamuru dinlendirdim ama her zamanki gibi en sona bıraktığım için tuzu unuttum. Ya böyle hafif kabaracak şeylerde tuzu en son atmak lazım. Ama bu kadar da son değil. O yüzden biraz daha yoğuruyorum. Evet, az bir şey daha yoğurmak lazım. Şimdi bunu daha önceden biz ufak tencerelerle yapmıştık. Evet. Bir hamurdan kaç? 4 tane mi yapıyorduk? 4 tane çıkıyordu. Bir hamurdan 4 tane yapıyorduk. Çünkü şu kadar çıktı tavalarımız. Minik tavalarımızda. Şimdi büyük tavamız var artık. Büyük tavada deneyeceğiz. Bence bir tane yaparız. İki tane değil. Bir tane. Zaten dörder dilim denk geliyor. Bu da gayet yeterli oluyor. Orta boydan büyük bir pizza çıkıyor içinden. Tabii tavanın büyüklüğüyle beraber geniş geniş yapabiliriz.
Şimdi malzemeleri hazırlamaya başlayayım. Malzemeler. Malzemeleri açıklamaya yazarız istersen. Saymadım içindekileri. Yani dolabınızda ne varsa malzeme o. Hayır, hamur malzemeleri var ya aşkım. Dışında evet, dolapta ne varsa. Evet. Canınız ne istiyorsa. Hamurun malzemesi de bence dolapta ne varsa. Öyle olmaz işte o iş. Olmuyormuş. İki tane sosisimiz varmış. Onlar da böyle yuvarlak yuvarlak gibi. Evet, şekil olur. Sucuk, sosis, salam. Her şey domates, olabilir ya. Mantar, yumurta, mantar, biber. Yumurtalı da olabilir. O zaman pideye doğru yengen gibi olur. Enteresan bir şekil şemal olabilir. Şey yapmıştık arkadaşlara, ton balıklı. Ha, evet olur. Mesela. Dedim ya işte dolapta ne varsa onları elindeki kullanabilirsiniz. Elindeki malzemelerle yapıyoruz şu anda. Bir pizzanın olmazsa olmazı nedir sence? Aa, pizzayı bilmem ama kaşar peyniri senin olmazsa olmazı. Ama pizzada da olmazsa olmaz. Pizzanın olmazsa olmazı bana sorarsan en altındaki domates katmanı. Ama sadece domates de olursa kaşar olmayınca hiçbir şey tutulmaz üstüne. Evet. Ayrıca o kadar da lezzetli olmaz. Bence tavadaki pizzanın tek eksik noktası şey, kaşarın üstünde çok kızarmaması. Eriyor ama kızarmıyor. Fırında evet, kızarıyor ya. Fırında kızarır. Burada buharla pişiyor kendi evet, buharıyla. Şimdi benim için olmazsa olmaz hazırladıysak sırada senin için olmazsa olmaz. Mix dışarısını izliyor. Salça, tuz, bir limon, çeşit baharat. Mix'in ne kadar dikkatli izlediğini görüyor musunuz? Mix yemek oluyor değil mi? Mix. Kuzu. Biber, pul biber, kekik. Başka istediğim şey var mı Mix? Salçayı biraz kavurup sonra biraz da suyla yumuşatınca tüm malzemelerim hazır. Sabah kahvaltılarda biz çok yeriz böyle kavrulmuş evet, salçayı. Baharatlı. Ekmeğin üzerine sürersin böyle. Of mis. Bir de ekmek kızarmışsa. Of. Ya da ekmek çok tazeyse, fırından yeni çıkmışsa. Ekmek hazır bence artık. Altını kapattık. Bunu bu tarafa aldık. Ve tavamızı çıkartıyoruz. Hamuru şöyle birazcık elle büyütüp dinlendirilmiş sonra hamurumuzu elle büyüterek evet, şöyle tavamızın genişliğine pizzacılar gibi yapabilmek isterdim ama şey olsaydı şimdi Haşim. Aa, Haşim çocuğun adı unuttum ya. Evet. Sevgili Haşim diye bir arkadaşımızın pizzacı. Bir pizzacısı var. Pizzacısı var olmaz. Pizza dükkanı var. Pizza dükkanı var. Kendisi pizzacı. Bursa'ya evet, gittiğimizde mutlaka yanına uğrarız. Çünkü çok güzel bir pizza yapıyor kendisi. Evet. Sonra böyle koyup bu sefer de elle açıyoruz. Şimdi bu pizzamızın zemini. Evet, ilk parçası. Ekmek olmayacak yani. O ne öyle o kadar kalın oldu falan demeyin sakın. Yok canım, açılacak o da. Evet, daha açılıyor. Daha inceliyor. Pizzanın köşelerine kadar gelecek bu arada. Normalde birden bunu çeviriyor ama tabii karavanın içinde olunca olmuyor. Tabii. Normalde olsa havalarda atar tutarım da şey talan alacak o yüzden. Bense her zamanki gibi zor şartlarda çekim yapma derdindeyim. Çekim yapma derdindeyim. Yazık sana aşkım. Valla çok zor şartlarda çalışıyorum ya. Sigortam da yok. Bunu karavandan ziyade evde de yapabilirsiniz. Çok hocam, pratik. Ben yapmadığım için demiyorum bunu ama gerçekten pratik. Ve çok da doyurucu oluyor. Ya bir de şey. Mesela biz bunu genelde ekmeğimiz bittiğinde falan yapıyoruz. Ya da dost meclisi olursa arkadaşlarla keyifli bir akşam yemeğinde yapıyoruz. Güzel oluyor yani. Farklı evet, olmuş oluyor en azından.
Gayet lezzetli, çok doyurucu. Evet, şu ana kadar kimlerle denk geldiyse, kime yaptıysak da aşırı beğendiler. Evet. Hatta birçok kişiye tarifini verdik ve hatta bunu karavanda yapıp satmalısınıza kadar geldi iş. Evet. Ben bir arkaya çekme römork yapıp oraya bir fırın koyup bunun ticaretine mi girsek acaba diye çok düşündük, projelendirmeye çalıştık falan. Evet, Tolga bayağı niyetlendi. Sonra çünkü vazgeçtik. Gerçekten her yiyen aynı şeyi söyledi. Evet. Sonra vazgeçtik. Çünkü çok uğraştı iş. Bir de sabit kalmak lazım onun için. Tabii canım. O bize göre bir davranış değil. Biz bir de değil. Dağda bayırda boş yerlerde kalıyoruz. Kime satacağız pizzayı? Önce kendimize işte. Yapar yapar yeriz ancak. Aynen. Öyle ya şey olabilir artık. Belki bakarsın işte önümüzdeki yıl şöyle 500 bin takipçimiz olur. Ha. Ondan sonra böyle bir dağda bayırda yaylada takipçilerle birlikte bir gün yaparız. Pizza partisi yaparız. Pizza partisi. Uh-huh. Ama satılık pizza partisi. Tabii canım, öbür türlü. Öbür türlü mahvolursun yani. Bak ben kendimi dahil etmedim. Fark ettim, mahvolursun dedim. Ne para satınca mahvolmayacak mıyım? Ha, yaparken zor oluyor. Bari en azından emeğimin karşılığını alacağım diyorsun. Tabii ki yani. O anlamda. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru söze ne denir? Aferin denir. Aferin, kaptık bugün. Elinizdeki mevcut malzemeleri böyle istediğiniz şekilde koyuyorsunuz. İşi güzel de atabilirsiniz. Yani sadece kaşar da yapılabilir. Tabii canım, yani ne seviyorsun? Bol kaşarlı. Hani fırında yaparsanız Gülden'in dediği gibi üstünün kızarma imkanı söz konusu fırında olunca. Evet, böyle sadece eriyor peynirle. Kızarmış kaşarlı gayet hoş olabilir tek malzeme. Bütün malzemelerin çoğu zararlı olabilir ama peynirin asla. O yüzden bütün peyniri dökebilirim. Şimdi de hazır olan pizzamızı fırına veriyoruz. Ocağa. Fırın. Ocaklı altını fırına. Kıstık, kapağını kapattık. Kısık ateşte üstünü kapattığınız sürece 10 numara 5 yıldız oluyor. Evet. Şimdi yaklaşık 20 dakika falan bekleyeceğiz pişmesini. Evet, 20-25 dakika sonra görüşürüz. Evet, pizzamız hazır. Görseli böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi birazcık da tavada soğuttum ben onu. Bol kaşarlı olduğu için malzemeler gözükmüyor. Evet. Şimdi keselim, içi de biraz soğusun. Görsel olarak orta boy pizza kadar. Evet. Ama bayağı doyurucu. O yüzden biz son dilimleri zor yiyoruz. Evet, o yüzden şimdi buradan ikimizin de payından birer dilim ayırarak yanındaki komşulara götüreceğiz. Evet. İngiliz komşularımıza vereceğiz bunlardan. Evet, şöyle birer yaparsak tane. 6 dilim olur herhalde. Evet. Bence şunu ve şunu verebiliriz. Tamam. Şuraya bir tane daha tabak çıkartmıştım, onu şey yaparsan. Bak, tamam. Altlarını ayırayım direkt. Ay. Biz dostlara ayrılmayabilir. Şey yaptık, kahve ikram ettik. Ama İngiliz oldukları için kahveyi hiç sevmiyorum. Evet. İlk defa kahve bu kadar sevmeyen insanlarla tanışmış olduk. Evet. Yani şöyle bir yerde yemek yemişler. Yemekle beraber sanırım tatlı ikram edilmiş. Tatlının içinde kahve olduğunu anlamışlar. İtiraz etmişler getirenler. Yok falan diye. Evet. Sonra şefi çağırıp sormuşlar. Gerçekten birazcık kahve varmış içinde. O kadar şey yapmalar evet. Yani. Pizza sevmiyoruz değillerdir herhalde diye tahmin ediyorum. Yani pizzayı da severler artık. Kahve başka bir şey. Çay ve kahve. Hani evet. Çayı çok seven kahveyi sevmiyor ama. Ben gideyim geleyim. Oo, pizza diye bir tepkiyle geldik. Hmm, demek ki seviyorlar. Evet. Daha sevdiklerini anlayabiliriz. Ellerimizi şöyle koyduk. Kapımızı birazcık çektik. Evet. Ketçap mayonez ister misin? Ketçap mayonez isterim. İstemedim. İstemedim. Peki, ben istemedim zaten. İstemedim. O zaman geldim. O zaman hoş geldin. Ay. Şimdi o iki dilim nasıl yetiyor size diyebilirsiniz ama yetiyor. İç hamuru çok dolu oluyor gerçekten. Evet. Normal pizza hamuru kadar incecik olmuyor. O yüzden doyurucu evet, oluyor evet. Bayağı bir. Geçen sefer birer dilimi bırakmıştık yaptığımızda. Evet. Arkadaşlara da afiyet olsun. Evet, onlara da afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. O zaman. Sağ ol. Birazdan. Sağ ol. Birazdan görüşürüz.
Teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. Gel. Alev nefesli ya. Yaktı ayaklarım, yaktı bir dakika. Evet güzel insanlar. Biz neredeydik? Zonguldak'taydık. Artık yerleri o kadar unuttum ki. Karadeniz Ereğli'deydik. Kozlu sahilde yaşadığımız o enteresan olaylardan sonra bu tarafa geldik. Evet, burası çok güzel geldi. Burada da hafta sonunu geçirdik aslında. Normal standartına göre biraz daha kalabalığıyla karşılaştık. Biraz daha gürültülüydü tabii haliyle ama Kozlu sahilin yanında hiçbir şey. Saat sakin. 12'de burada en azından bir ya da iki kişi oluyor. O da sana uzak olduğu için çok fazla sesi rahatsız etmiyor. Küçük yerleşim yeri. Genellikle aileler geldiler sahile zaten. Öyle rahatsız edecek bir hal, durum yoktu. Ondan sonra komşularımız vardı. Onlarla bol bol sohbet ettik. Arkadaşlarıyla kaynaştı. Bugün artık biz buradan hareket edeceğiz. Son anda bayağı oynadılar bugün. Evet, koşturdular. Evet. 3 tane köpekleri vardı onların da. Bu arada bir takipçilerimizden biri bize Zonguldak'la ilgili bir bilgilendirme videosu attı. Aa, evet. Hatta açayım ben onu. Evet, tekrardan bilgilerimizi de tazeleyelim. Yanlış bir bilgi de size aktarmayalım. Zonguldak Türkiye'nin ilk il olan, vilayet olan şehriymiş. Evet. Her zamanki gibi çekim zamanı benim telefonum bana bir pusu kurarak... Evet. Ses duyulur mu bilmiyorum. Cumhuriyet'in ilk vilayeti Zonguldak. Bundan tam 100 yıl önce 1 Nisan 1924 tarihi ve 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 60. maddesine göre sancaklar kaldırılınca Zonguldak Bağımsız Mutasarrıflığı Türkiye'nin ilk vilayeti olarak ilan edilmiştir. Cumhuriyet'in ilk... Evet, böyle bir olay var. Cumhuriyet'in ilk vilayetiymiş Zonguldak. Biz de bir gezerken öğrenmiş olduk bunu. Evet, bilmiyorduk aslında bu bilgiyi. Evet. Sancaklar kaldırılınca ilk vilayet olarak Zonguldak yapılmış. Gerçekten güzel bir bilgi. Evet. Bu bilgiyi bizimle paylaştığı için de sevgili dostumuza teşekkür ederiz. Biz de onun aracılığıyla sizlerle paylaşmış olduk bu bilgiyi. Evet, Karadeniz Turumus'un Zonguldak son videosu olabilir. Yani bu video Karadeniz'i bitirdiğimiz son video olabilir. Düzce'de ama. Ama Düzce'de kalır mıyız, kalmaz mıyız? Kalırız ya. Düzce'den kalkıp İstanbul'a mı geçeceğiz? Hiç hazır değilim. Hiç hazır değilim. İstanbul'da ne yapacağız onu hiç bilmiyoruz. Muhtemelen transit geçeceğiz. Çünkü İstanbul'da gezilecek evet çok fazla yer var ama öyle bir şehir kalabalığına hiç yok, hazır yani, değiliz. Muhtemelen transit geçeriz orayı da o yüzden evet, İstanbul'a evet. mı gideceğiz diye şaşırdım. Yani en şey Şile. Ava taraflarında İstanbul açıklarında dolanabiliriz. Evet evet, İstanbul açıklarında dolanacak yerlere bakarız. Onun haricinde direkt karşı tarafa geçip oradan Trakya bölgesinden devam ederiz. Ben hatta İstanbul transit geçmeyi düşünüyorum. Hatta bugün sevgili İngiliz dostlarımız, onlarla da sohbet ettik. Hani tur nereye gidecek, ne yapacaksınız, ne edeceksiniz diye. Onlar da İstanbul'a uğramadan direkt sınırdan dışarı çıkacaklarmış. Çok kalabalık olduğunu söylüyorlar zaten. Evet, yani onlar ülkeye ilk girdiklerinde o taraftan geçmişler ve evet. hala bir, şeyler böyle çok çok karışık. Bir daha çok... uğramayız o tarafa diyorlar. Gerçekten çok kalabalık ve zaten İstanbul'da bir karavan konaklama problemi de olduğu için o yüzden İstanbul direkt eskiyeceğiz. İstanbul'da size gösterebileceğimiz, size aktarabileceğimiz herhangi bir şey yok maalesef. Sadece şehir kalabalığı var. Hepiniz biliyorsunuz İstanbul'un halini. O yüzden çok da anlatmaya gerek yok. İstanbul'u belki böyle hani uzun tatil dönemlerinde bir şehir boşalıyor ya. Öyle belki bir zamana zaman. Denk getirirsek belki o zaman gezeriz. Belki o zaman da gezeriz. En son gezeceğimiz şehir diyebiliriz İstanbul için bence. Evet. Bakalım buradan sonra Karadeniz Ereğli tarafından ayrılacağız. Evet. Bir yağmur geliyor galiba sanki. Evet evet, bulutlandı bayağı bir hava. İşte, Karadeniz'den çıkıyoruz ya, yağmurla gönderiyor bize. Evet, girdiğimizden beri yağmayan yağmur. Karla başladık aslında bakarsan evet. Şavşat'ta. Buradan yağmurla çıkabiliriz bence. Bence olur. Bakalım. Şimdi buradan sonraki süreçte birkaç tane durak noktası seçtik ama ya Karadeniz gerçekten hani bizi şahsen beni hani bu şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Karadeniz sınır şeridi beni inanılmaz hayal kırıklığına uğrattı. Ben kesinlikle böyle beklemiyordum. Yani çok uzun kilometrelerce bir elin beş parmağını geçmez benim size önerebileceğim yerler.
zaten izlediniz siz de. Keyif aldığımız belki 3 ya da 4 yer vardı gerçekten konakladığımız. İlk başta ha belki şöyle de olabilir işte. Mesela Trabzon, Rize taraflarını biz mecburen es geçmek zorunda kaldık. Belki o aralarda yine küçük güzel yerler vardır hani bizim sevdiğimiz gibi ama işte giremediğimiz yerler ve hep sahil şeridinden geçtik gerçekten. Belki hani iç taraflardakilere girer ve sevebilirsiniz. Evet. İç kısımlara girseydik Trabzon, Rize, Of taraflarında evet. belki bulunabilirdi ama kıyı şeridinde, Hopa'dan sonra kıyı şeridinde yine hiçbir yer evet. yok. Ana yol işte anlattık zaten yani. Birkaç videodur hep gördünüz. Otoyol, sahil şeridi. Arada başka hiçbir şey yok. Samsun'dan sonra galiba yavaş yavaş girmeye evet, başladık Samsun, böyle iç taraflara. Samsun sonrasında birkaç nokta sadece öyle bizi mutlu etti ve rahat ettirdi. Onun haricinde gerçekten sıkıntılı dostlar. Evet, yani Karadeniz turu yapmayı düşünen arkadaşları yaylalara gitmeyi önerebiliriz. Tabii o da işte yol durumlarını değerlendirmek lazım. Biz şimdi gitmediğimiz için öneriyoruz ama yani, keyif alınacak kısım o taraf yani aslında. Sahil evet. şeridi değil bence. Ya bence de değil. Bence de değil abi. Yani Karadeniz turu yapacak olanlar atlasınlar motorlarına. Otel evet. tutsunlar. Çok güzel konaklasınlar ve yola devam etsinler. Evet. Başka türlü karavanla yani bilmiyorum belki de bu tura bizden sonra çıkacak olan bir kişi ya abi nasıl ben çok keyif aldım ya diyebilir tabii, yani bu da olabilir. Beklentilerle alakalı bir şey. Biz sessiz sakin yerleri sevdiğimiz için belki hayır şundan de. Dolayı dedim onu. Belki o Trabzonspor'un o otoparkında adam öyle ha. bir güne denk gelecek evet. ki hiç kimse olmayacak orada. Örnek işte Kozlu muydu? Kozlu, evet, Kozlu sahilde. Sadece bizim etrafımızda vardı o gürültücü takım. Evet. Diğer taraflara başka gittiğimizde hiç kimse yoktu mesela. Ya da gayet normal, sessiz, sakin oturup konuşan insanlar vardı. Biz çekiyoruz istemedikçe böyle. Biz çekiyoruz evet. sanki. Yani tur öyle. Bizim için öyle oldu birazcık. Evet, garip başlayıp ve garip şekilde de devam etti. Ama hani güzel anlar da biriktirdik açıkçası. Çok güzel yerler gezdik, çok güzel insanlar tanıdık. Evet, farklı çok güzel, yerler gördük aslında. Bir çok yandan. Güzel dostluklar edindik. Güzel anılar biriktirdi bizde bu tur. Bundan birkaç video önce izlediğiniz 500. gün Türkiye kıyı ve sınır şeridini döndüğümüz 500. gündü. Ondan sonra yani 500 günde ne yaptınız oğlum 2 senede Türkiye sınır şeridini mi gezdiniz diyebilirsiniz ama evet. sabit bir geliri olmayan, çalışmayan insanlar olarak bence bu yapılabilirliğin ispatıdır. 2 yıl mı? 2 yıl abi. 2 yılda gezdik zaten sonuç olarak. Zaten bir süreç belirlememiştik. İlk yola çıkarken ilk evet. videolarımızda da bahsetmiştik. Tur ne kadar sürecek, nasıl olacak? Zaten amaç burada tur değil. Hem gezmek, hem yaşamak, hem görmekti aslında. O yüzden bir acelemiz olmadı. Mesela işte en başında, Karadeniz'in en başında atladığımız yerler, arıza vesaire yaşanmamış Hı-hı. olsaydı belki şu anda çok daha gerideydik aslında. Tabii. Yani o 500 gün çok daha fazla uzamış olacaktı aynen aslında. Yani mesela hayat ne gösterirse ona göre devam etti yolculuk. Ona göre gün geçirdik aslında. Biz mesela bu turda iki tane şehri es geçmek zorunda evet. kaldık. Hava muhalefetinden dolayı. Çünkü kilise Şubat gibi girmeyi planlıyorduk. Ki Şubat gibi girmiş olmamıza rağmen biraz fazla hızlı ilerledik. Şırnak ve Hakkari tarafını kar ve yoğun yani kar yağışından dolayı geçemedik. Ki bunu o dönemde konuştuğumuz polis arkadaşlar da söyledi. O tarafa doğru sakın gitmeyin. Yollar çok kötü. Evet. Diye onlar da söyledi. Şimdi direkt es geçtik. O köşeyi dönemedik bu yüzden. Ama şöyle de bir şey var. Bu sene kış çok uzun sürdü aslında. Evet. Çok sert olmadı belki. Ama uzun sürdü. Yaz çok geç geldi. Evet. Biz Mayıs'ın sonunda bile hala mont giyiyorduk yani hatırlarsan. Şavşat'a çıktık. Şavşat'ta kar. Van'a gittik. Van'da kar. Hani öyle yaşam aşağılarda tepelerde kar vardı yani yerleşimlerde kar yoktu belki ama tabii ki soğuğu vardı hala. Hakkari tarafının da o kadar çok karlı olması normal bence. Mayıs oldu. Ayında sobayı yaktık biz yani. Aynen öyle. Dediği gibi işte Haziran'ın Mart sonunda Şavşat'tan aşağı inerken kar fırtınasının içinde kaldık. Onun keza birkaç Mart gün öncesinde Mart sonunda mı Şavşat? Mayıs aşkım. Şey Mayıs pardon. Mart neredeyiz? Mayıs diyorum. Ortalarında Ardahan'dan Kars'tan Çıldır'a giderken dolu fırtınasının içinde kaldık yani. Hep çok soğuktu hava gerçekten. Yani 10-13 derece civarındaydı o dönemde bile havalar.
haliyle uyumadı yani hava tahmin ettiğimiz aylara göre. Hmm. Ama şöyle bir şey de oldu. Mesela Karadeniz boyunca yağmur yağmadı. Karadeniz'in en yağışlı dönemine denk gelmiş olmamız gerekiyor mevsimsel olarak. Hiçten yağmur yağmamazlık olmadı ama öyle bildiğiniz, herkesin o duyduğu Karadeniz yağmurlarına yakalanmadık biz. Evet, öyle bir ufak yağdı geçti sadece. Mesela biz Antalya'da daha çok yağmura yakalandık. Mevsimsel olarak şu dönemde aslında Karadeniz'in yağışlı olan dönemi. Ki biz daha geç gelmeye çalışıyorduk o yüzden ama işte biraz hızlı ilerlemiş olduk. İşte güzel geçti ama yine de. Bazen işte planımıza uymayabilen şeyler oluyor. Böyle hava şartları, arızalar. Hayat kendi planlarını yapıyor. Bakalım bundan sonrası nasıl geçecek turumuzun? Bundan sonrası güzel geçecek. Evet, biraz yaz sıcaklarına gelmeye başlayacağız Trakya tarafında. İnşallah. Yaz sıcakları dediğine bakmayın. Bugün 27 derece. Ben siz muhtemelen giyiyorum. 40 derecelerdesiniz. Evet. Gülden akşamları hırka falan giyiyor. Hala battaniyeyle yatıyor. Ya ama işte o paylaşımları gördükçe böyle insanlar çok sıcak buralar yanıyor falan dedikçe ben o tarafın sıcak olacağını düşünüyorum. Yani biz bu sene yaz sıcağından kurtulan çiftlerden biriyiz. Evet. 32 derece gördük maksimum. Evet. Onun haricinde bir sıcaklık görmedik. Sadece, genelde hep 30 altında kaldık. Sadece 2 gece normal ince pike, çarşaf örtük. Hep battaniye örtüyoruz hala da. Akşam üzeri ben direkt hırka giyiyorum, üstüme çorap giyiyorum falan. Hani Karadeniz Temmuz'dayız yazın bu arada. Sıcağından şeyi de söyleyeyim, sizin zamanında sen Temmuz'dayız bu arada. Yani. Yazın sıcağından kurtulmak istiyorsanız Karadeniz biçilmiş kaftan. Gerçekten hani biz kıyı şeridinde olmamıza rağmen çok rahat geçirdik. Yaylalar kim bilir nasıl serindir. Evet. Rakım yükseldikçe hava şartları değişiyor. Hani veba sulaştırır size bu havalar, öyle söyleyeyim ben size. Evet dostlar. Değerli vaktinizi bize ayırıp bizleri izlediğiniz için, yorumlarınız ve beğenilerinizle bizlere destek olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda, yeni maceralarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.